kim bende sıfatları anlayasa seçiyor? Oşa sıfatları hakkında. Allah ki kim kalbi sıfatlarını talep ediyor? Oşa ibadet meselesinde gelişediğimiz ibadettir. İki de manası var. İki de manası da durarken ibadet. Birincisi kamil muhabbet. İkincisi tamamı zul. Yani zul degen haksarlık. Aşık da zamanın gendi. Çünkü ibadet değil. Misal için neydi degen olsun. Sahnede bir koşukça aşlıydı. Koşukça aşlıydı. Sahnede. Zalde auditoriyada. Tomoşa binler içindeki o şey kızlar buladı mı? Başka buladı mı? O şeyler şu sanatkarıya şunca muhabbet taşıp gidiyor. Yani şunu kamer muhabbet koyneklerini yırtı, yığla hoşuna gidip kalı. Nasıl horkutu şey? Muhabbetle ahamet veriyoruz. Horlik cemleği. Yani şunu namenuz ibadet değil. Mana shu ikkita hissiyot kimga nisbatan bo'lsa, o'sha insondagi narsa ma'bud hisoblanadi. O'sha uchun bizga ehtiyot bo'lish kerak bu narsa. Mana fanatman deydi. Fanat so'zi o'zi grek so'zidan olinganda. Grekchiski so'z fanat degani. Eshitganmisiz? Odamlar men fanatizman, fanatizman deydi. Bu so'z o'zi ehtiyot bo'lish kerak degan so'z. Grek so'zidan perevod ya'ni ma'nosi shuki o'limga yo'l uchirgan. Ya'ni san uchun o'limga tayyorman degan. Sizni fanatizman deganda shu ma'noni bildiradi. O'zi aslida unaqa emas-ku. Odamni bilmasdan gapiradi shu ma'nosi. Aslida unaqa emas-ku. O'shanga aytmoqchimanki, ibodat masalasi o'sha ikkita ma'noni o'zida jamlaydi. Allohni tanigan sari odam muhabbat paydo bo'ladi. Va o'zim Alloh ne'matlarini tafakkur qilish boshlasa, Alloh menga nima bergan deb tafakkur qilish boshlasa, o'zi bu ne'matni oxiriga yeta olmaydi. Shunchalik ko'pki, yaralishimizdan boshlab to hozirgi kungacha agar hisoblaydigan bo'lsak, hisobini yeta olmaydi. Qancha ne'matlar haqida tafakkur qilsam, keyin men nima qildim shuni evaziga degan savol tug'iladi. Alloh menga shuncha yaxshilik qilgan ekan, shu kungacha qilib kelayotgan ekan, men evaziga nima qildim degan savol tug'ilganda, odam o'zini muhosaba qilish boshlaydi. Shunda nima javob keladi desa, o'zini nuqsonligiga, o'zini zaifligiga, o'zini gunohkorligiga, asiyatga to'la hayotda yashayotganligini his qiladi. Shunda boshiga keladi. O'sha o'zini xokisor his qilish boshlaydi. Mana shu ikkita narsa jamlanganda shu ibodat deyiladi.